Arkadaşlar, herkese merhabalar dostlar. Nasılsınız? Şimdi dostlar, aklındaki kişi bu videoyu izledikten sonra mesaj atacak. Süre verirse sürelerini de söyleyeceğim. 3 tane aşıklar kartım var arkadaşlar elimde. Bir tanesine yoğunlaşmanızı istiyorum. 3 tane aşıklar kartı. Birine yoğunlaşmanızı istiyorum dostlar. 1, 2, 3. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Neden aklınızdaki kişi bu videoyu izledikten sonra iletişime geçecek sizlerle? Çünkü çok yoğun bir şifa çalıştıracağım arkadaşlar. Burası çok güzel kokuyor şu an. Tütsülerimi yaptım. Frekansımı açtım. Kristal taşlarım yanımda, kartlarım yanımda. Hepsi tütsülendi, temizlendi ve sizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar, 1, 2 ve 3 kartlarımı seçiyorum. Aynı zamanda Rumilerimi de aldım arkadaşlar. Peki öncelikle birinci desteğe yoğunlaşan dostlar, bakalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili bilmemiz gerekenler neler? Birinci desteği çekiyorum. Peki, bu kartım burada duruyor. İkinci desteğe yoğunlaşan arkadaşlar, ikinci desteği seçen dostlar için bir kart seçiyorum. Bu ikinci deste için. Peki, üçüncü aşıklar kartını seçenlere bakalım. Ne gibi mesajlar gelecek? Hemen kartımızı bu da tamam. Peki. Yine birinci desteği seçen dostlar. Kartlarım, Dolores Petler kendisini atıyor. Bakın arkadaşlar, konumuz zaten aşk. Peki. Yine birinci desteği seçen arkadaşlar, dostlar, takipçilerim için. Bakalım birinci desteğin mesajı neymiş? Bir kart seçiyorum oraya. Peki yine ikinci desteği seçen arkadaşlar için, ikinci aşıklar kartımızı seçen arkadaşlar için hemen bir kart seçiyorum tekrardan. Ve üçüncü kartımızı, aşıklar kartımızı seçen dostlar için yine bir kart seçiyorum. O kişiye yoğunlaşmanızı istiyorum arkadaşlar. O kişiye yoğunlaşın. Hatta gözünüzde canlandırın. Şimdi birinci aşıklar kartımızı, birinci destemizi seçen dostlara bakalım ne gibi mesaj geliyor. İlişkide biraz sert tutumlar içerisine girmiş olabilirsiniz diyor. Karşı tarafa öfke enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Belki öfkenizden dolayı gözünüz şu an hiçbir şey görmüyor olabilir arkadaşlar. Burada bağ kesme çalışması yapmanız sizin için iyi olacaktır diyebilirim. Bu kişinin sizinle iletişime geçmesi için bağ kesme çalışması yapın arkadaşlar. Bağ kesme çalışması, aranızda, o kişiyle aranızda bir kordon bağı düşünün ve o kişiye aynı zamanda hopopono yapın arkadaşlar. O kişiyi gözünüzün önüne getirin. O kişiyle aranızda bir kordon bağı düşünün. Sizi birbirinize bağlayan. Ve ona şunu söyleyin. Seni seviyorum. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Sonra elinize çok büyük bir altın makas alıp o kordon bağını kesin arkadaşlar. Keserken de o kırt 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 sesi duyun. Birinci desteği seçen arkadaşlar için söylüyorum.
Sonra kocaman, kocaman bir balon alın elinize, onu şişirin. Ve bu kişiyi o balonun içine koyun, uçurun gitsin. Bakın nasıl rahatlayacaksınız. Olumsuz enerjiler bu balonla birlikte uçup gidecek. Peki bunu 3 destede yapabilir arkadaşlar. Peki ikinci destemizi seçer arkadaşlar. Birinci desteye tekrar döneceğim dostlar. Rumi'yi de çalıştıracağım daha bitmedi. İkinci aşıklar kartımızın üzerine gelen arkadaşlar. Şimdi burada siz de kılıcınızı çekmişsiniz. Hisleriniz doğrultusunda ilişkinin aslında ne yönde ilerleyeceğini tahmin etmişsiniz ve şu an yine tahmin ediyorsunuz. Hisleriniz çok güçlü. Bu kişi tarafından sevilmişsiniz arkadaşlar. Bu kişi sevmiş sizi. Aslında hala sevgisi devam ediyor, etmiyor değil. Lakin burada üçüncü kişilerden dolayı biten bir ilişki olmuş. Üçüncü kişiler, bir sevgili, eş, aşk üçgeni olabilir. Biten bir ilişki olmuş. Ama siz bu kişi elinde sonunda zaten benimle iletişime geçecek diyorsunuz dostlar. Siz eminsiniz. Şimdiye kadar vakit vermedi arkadaşlar. Daha sonra tekrardan üzerlerine kart çekeceğim. Vakit verdiğimde söyleyeceğim zaten. Siz de arkadaşlar hopopono yapabilirsiniz. Seni seviyorum, özür dilerim, beni affet ve teşekkür ederim diyebilirsiniz. O kişiyi imgeleyebilirsiniz karşınızda. Peki dostlar, 7, evet burada vakit verdi. 7 vakit içerisinde, 7 gün 7 hafta içerisinde bir iletişim olacağını, aslında iletişim olmaması için bir sebep yok. Ama aklınızdaki kişinin çapkınlığı sizi bezdirmiş arkadaşlar. Burada çapkın, size karşı duygusu olan ama aynı zamanda da çapkınlık enerjisi içerisinde olan bir erkek figürü var. Ama duygusu var, evet. İletişime geçmemesi için çok fazla bir sebep yok. Beklediği bir zaman dilimi var. Bu da yedili vade içerisinde sizinle iletişime geçecek diyor dostlar. Peki devam ediyorum. Evet, kartlarım nereye koy? Peki devam ediyorum. Şöyle. Yine birinci desteden devam edelim. Bir vakit isteyelim. Bakalım aklı, birinci desteyi seçenlerin aklındaki kişiyle ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Bakalım. Evet, şimdi bu süreç zarfında arkadaşlar, sizin birinci desteği seçen arkadaşların biraz sabır enerjisi içinde olması gerektiğini söylüyor. Ama sabrın sonunu selamet olarak veriyor burada. Size üçlü vade veriyor arkadaşlar. 3 gün 3 hafta, en fazla 3 aydır. En fazla ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü olabilir. Üçlü vade içerisinde sabır dediğine göre bu biraz zaman alacak demek arkadaşlar. Çünkü sabır enerjisi içerisinde kal ki ektiğin tohumların hasatını topla dedi kartımız. Peki ama çok karamsar, birinci desteği seçen arkadaşlar, çok öfkeli ve karamsar görüyorum ben sizi. İkinci desteği seçen arkadaşlar, burası çok güzel koktu, tütsüm hala kokuyor. İkinci desteği seçen arkadaşlar için. Arkadaşlar, evet burada bir denge bozulmuş arkadaşlar burada. Ama tamam, hisleriniz güçlü. Evet, çok güçlü hissiyata sahipsiniz. Lakin bunu bazen kötüye kullanıyorsunuz. Nasıl olsa ben hislerimde yanılmam deyip negatifi düşünüyorsunuz diyor. Çekim yasasını olumlu kullanmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Burada 6 vakit içerisinde bu kişiyle iletişim görülüyor burada. 6 gün 6 hafta gibi bir süreç zarfında, ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı gibi bu kişiyle iletişime gireceğinizi söylüyor. Aşk üçgeni gibi geldi ya da yani bir aldatma söz konusu olmuş arkadaşlar ikinci destede. Peki üçüncü kartımızı, üçüncü destemizi seçen arkadaşlar için ne söylememiz gerekiyor? Zaten yedili vade verdi orada.
Şimdi bu kişinin dediğim gibi çapkınlık özelliği var. Size karşı duyguları da var arkadaşlar. Daha kısa, diğerlerine göre daha kısa, tamam yedili vade ama daha kısa bir süre zarfında dönecek diyebilirim bu kişiyle ilgili. Çünkü duyguları çok fazla yoğun. Bu bağ kesme çalışması bu üç destede üçüncü hangisi olduğu önemli değil. 1, 2, 3 hangisini seçtiyseniz bağ kesme çalışmasını yapın arkadaşlar. Ve yine o kişiyi gözünüzün önüne getirin, aklınıza geldikçe hoponopono yapın dostlar. Seni seviyorum, özür dilerim, beni affet ve teşekkür ederim deyin. Mutlaka gözünüzün önüne getirip hoponoponunuzu yapın arkadaşlar. Peki son olarak değil, şimdi bir Rumi, ardından da Melek kartı çekeceğim arkadaşlar. Bakalım sistemin bize mesajı neymiş? Öncelikle birinci kartı, birinci desteği seçen arkadaşlar için sistemin mesajı. İkinci desteği seçen dostlarım için sistemin mesajı aynı zamanda şifa çalıştırmış olacağız. Daha da derinlere ineceğiz Rumi ile birlikte. Peki üçüncü kartımızı seçen dostlarla ilgili bakalım sistemin, Rumi'nin mesajı ne der? Peki. Birinci deste kıyamet kartı, sevgi ölüyü bile diriltir kartı çıktı arkadaşlar. Güzel, buradaki zaten kıyameti yaşamışsınız. Bu karttan sonra zaten olumsuz bir kart gelmez arkadaşlar. Dirileceğiniz, yani evet, sizin yoğun bir sevgi, yoğun bir duygunuzun olduğu, bu duyguyla elinde sonunda dirilecek, tekrardan yaşanacak olan güzel şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi birinci desteği seçen dostlar biraz kendilerini çok fazla yıpratmışlar. Biraz da değil aslında. Aşkından, bu ayrılıktan dolayı diyor. Çok fazla gözyaşı görüyorum ben burada. Yani bu kişiyle cebelleşeceğim diye kendi duygularından vazgeçmiş. Yani kendi duygularını değiştirmiş, kendisini değiştirmiş. Bu doğru bir yön değil. Kendini bulacaksın. İşte şifalanmalar bu yüzden var arkadaşım. Tamam. Şifalan diyor. Tamam, seviyorsun ama seviyorum diye kendine bazı şeyleri heba etme diyor. İkinci desteği seçen dostlar, kılıçları nasıl? Parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Zaten şu an bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu şifalanma niçin gerekli? Zaten Rumi de burada mesajını bize veriyor. Evet, bu şifalanmayla Allah'ın izniyle pasınızdan bir nebze de olsa arınmış olacaksınız. Bir meditasyon da paylaşacağım. 1-2 gün içerisinde paylaşmış olurum arkadaşlar. O meditasyonu da mutlaka yapın. Parlatılmış kılıç gibi kötü düşüncelerinizden arının arkadaşlar. Ne dedim az önce? Evet, hissiyatınız güçlü ama siz negatifi çalıştırıyorsunuz daha çok. Hayır, o öyle değildir. Hep pozitifi çalıştıracaksınız. Çekim yasasını kullanacaksınız. İkinci desteği, özellikle ikinci desteği seçen arkadaşlar, o pasınızdan bir arının, bir ruhunuzun tozunu bir alın bakalım. Tamam. Peki üçüncü desteği seçen arkadaşlar, ey gönlüm, sana olsun tüm güzel haberler. Zaten ne dedim? Gelmeye en yakın deste üçüncü deste. Daha rahat, diğerlerine göre daha rahat. Daha kısa bir vade içerisinde. Bu 7 günde olabilir, bu 7 saat de olabilir arkadaşlar. Bu kime göre, neye göre değişiyor? Sizin düşüncenize, çekim yasanıza ve şifalanmanıza göre. Ben her zaman söylüyorum, şifalanın diye. Bana soruyorlar, Venüs Hanım, şifaya nereden başlayayım? Öncelikle karmik şifalanma ve çakra şifalanmasından başlayacaksınız dostlar. Öncelikle, yani önceliğiniz bunlar olsun. Tabii ki bütün şifalanmalar güzeldir. Güzel haberleriniz var 7 vakit içerisinde. Beyaz atlı prensiniz geliyor diyor dostlar. Peki, şimdi gelelim melek kartlarımıza. Son olarak da meleklerin mesajını almak istiyorum. Öncelikle kolektifim adına aklınızdaki kişiyle ilgili birinci desteği kartı seçenlerde bakalım meleklerin mesajı nedir? Evet. Peki yine kolektifim adına aklınızdaki kişiyle ilgili ikinci kart, ikinci desteği seçenlere mesaj nedir? Yine kolektifim adına üçüncü kart, üçüncü desteği seçenlerin aklındaki kişiyle ilgili melek mesajı nedir diye
soruyorum. Peki. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Sizler bu videoyu ne zaman izliyorsanız bu enerji size o an aksın. Bir yıl sonra, bir ay sonra hiç fark etmez. Bu şifalanma, siz bu videoyu ne zaman izliyorsanız enerjisi size o zaman akacaktır. Peki, birinci desteği seçen arkadaşlar, geçmiş şifası geldi. Geçmiş şifası, tamam. Şimdi ne diyor? Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Az önce ne dedim? Geçmişte atalardan gelen karmik bir takım, hani önce karmik şifalanma, daha sonra çakra şifalanması öneriyorum dedim ya. Şimdi burada ilişkinle alakalı teraziyi dengeye oturtamadığını görüyorum ben. Melekler diyor ki geçmişinle alakalı, geçmişe çok fazla takılma. Sil, önüne bak. Geçmiş geçmişte kaldı. Yarına çıkacağımızın garantisi yok. Anda kalmayı öğren artık, geçmişi bırak diyor. Bel, boyun, sırt ağrısı olabilir sizde. Omuz ağrısı olabilir bu desteği seçenlerde. Peki, ikinci desteği seçenler coşkuyla atla diyor arkadaşlar. Nedir? Coşkuyla atla, gerisi gelecek diyor. Biraz cesaret gerekiyor diyor. Zaten kısmet de geliyor. Evet, iki tane yunus balığımız, balık zaten kısmettir. Bir gökkuşağımız var. Melekler diyor ki korkmadan ilerle diyor. İlişkinle alakalı korkmadan ilerleyebilirsin diyor. Peki üçüncü kartım ne diyor? Melek ters gelmiş. Sabırla bekle diyor sana da. Ne diyor? Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Burada da bir sabır kartı çıktı arkadaşlar. Eğer diyor o gülleri toplamak ya da o gül bahçesine girmek istiyorsan sabır enerjisinde olacaksın ki belki şu ana kadar çok uzun bir zaman geçti. Belki uzun zamandır sabır enerjisi içerisindesin. Çok sabrettim, tamam artık istemiyorum, bıktım deme. Sen diyor o gül bahçesine eninde sonunda gireceksin diyor dostlar. Kartlar çok güzel çıktı. Şifanın anda, şu andan itibaren çalışmasına niyet ediyorum. Kolektifim adına niyetle yaptığım bir açılımdı bu. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Meditasyon, bundan sonra meditasyon örnek meditasyonlar da paylaşacağım. Sadece kart açılımından ziyade. Çünkü kart açılımında evet bir şeylerin, evet şu olacak, bu olacak öğreniyorsunuz ama siz değişmedikten sonra bunlar istediği kadar bu şekilde çıksın. Enerjiyi değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Enerji dediğimiz şey değişir. Enerji akşamdan sabaha değişir. Enerji bir saatlik değişir. Yani bir saat önce ağlıyorsundur, bir saat sonra bakmışsın gülüyorsun. Enerjinizi değiştirin. Hep pozitifte kalın arkadaşlar. Konuyla alakalı, konularla alakalı mutlaka şifalanın. İlişki şifalanması yaptırın. Karmik şifa, mesela çakra şifalanmasında ilişkilerle o kadar dengeye oturuyor ki. Kök çakra, köklenmeyle işte kalp çakrası sevgiyi alıp verme, boğaz çakrası sevgiyi ifade, sevgini ifade etme arkadaşlar. Bu şifalanmayı alan dostlar zaten fark ediyorlar. Venüs Hanım çok büyük bir değişim içerisine girdim diyorlar zaten arkadaşlar. Kendinizi sevin. Elbiseniz nasıl kirlenince atıyorsunuz, yıkıyorsunuz, pis elbise giymiyorsunuz değil mi? Ruhunuzu da temizleyin arkadaşlar. Pasından, tozundan arındırın. Peki dostlar, sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Her zaman söylediğim gibi, ışıkla ve aşkla kalın. Hoşça kalın.